Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi bu değişik bir şey, Allah'ın ikramı. İki tane şey yapacağım inşallah size. Bir tanesi hayatına ve aile hayatına dört tane sistemi yerleştir. Bir de uçuyoruz. Bunlar yeni. Böyle zahirde psikoloji gözükürken aslında bir hakikatin uygulaması olacak. Yani amelu ve amelu salihat, yani iman esasları ve layıkalar gibi okuduğumuzu uygulama zemini. Bu psikolojiyle alakası yok. Yani Risale'nin içerisinden. Şimdi nasıl ki arabaya ulaşmasın yol, şu hayatına ve aile hayatına dört tane sistem yerleştir. Nedir o? Arabaya ulaşmasın, yolu rahatsız olmaması için insan araba ile seyahat ederken rahat edebilmesi için arabaya dört tane sistem var. Şimdi ben bunu Risale-i Nur'la uygulayacağım. Mesleğim olduğu için biraz araba. Bir, araba giderken kasisler var. Çukurlar var. Tümsekler var. Direkt sana ulaşsaydı sen tahammül edemezdin. İmkanı yok. Seyahat edemezsin. Mümkün değil. Direkt sana ulaşmıyor. Bak, bir, lastik alıyor ilk darbeyi. Lastik nedir? Burası kauçuk, burası jant. Arada hiçbir belirleniş yok. Hava. Hava çok büyük bir sıkıntıyı, kasisi, darbeye üzerine alıyor. Orası da hiçlik. Hiçbir şey yok, cihaz yok. Havada topraklıyor. O şeydeki, havadaki, o havada çoğusunu lastiğe aktarıyor. Bir kısmı kasis sıkıntısını janta iletiyor. Jant. Jantında lastiğin bağlı olduğu yer siz görmemişsiniz. Bizim dersimiz olduğu için. Yaylar var. Öyle kalemin içindeki yay var ya. Helozonik yay gibi yay var. Her lastiğin hemen kapotun oraya yay koymuş. Böyle. Tamam mı? Yay var. O havanın aldığı darbeyi, kasisten gelen darbeyi ilk önce hava aldım üzerine. Bitirdim epeyi. Bitiremediğini yaya aktarıyor. Yay üzerine alıyor. Fakat yayın özelliği yaylandığı için bunu durduramazsınız. Devamlı yaylanıyor. Bunu uzun, çok uzun müddet durur. Yay devam eder. Bu sefer araba yolda tutunamaz. Direksiyon hakimiyeti olmaz. Oynarsın. Hani bazen böyle bir yere çıkarsın da veya bir köprüden geçersin, böyle bir enişti çıkıştı veya bir anda ani değişimler olunca direksiyon hakimiyeti olmuyor ya. Bu yay esnemeye devam eder çok uzun zaman. Bunu ortadan kaldırmak için hem kaldırsın yayı, esneme bitsin, hem de yayın üzerine aldığı darbeleri aldı. Alamadığı daha ufaltıyor darbeleri. Dikkat et. En büyük darbeyi hava alıyor. Lastik. Onun alamadığı ufak darbeler var. Yaya. Elezon kalem yayı gibi. Yaya gidiyor. Hem yayın titreşimini durdurmak, uzun devam ettirmemek, dolayısıyla arabayı yere tutan ve direksiyon hakimiyetimize veren amortisör var. Amortisör. Amortisör de deniliyor. Ada deniliyor Türkiye'de. Amortisör. Yani bir, lastiğin aldığı darbenin artanı yay. Yayın aldığını alıyor, alamadığını
amatüre aktarıyor. Ama amatör çok uygulayacağım ben şimdi külliyata. Göreceksiniz. Hem darbeleri alıyor. Şöyle bir şeydir min. Yani birbirine geçeli iki tane parçadır şöyle. Yani şöyle. Piş, piş, piş. Otobüslerde sesi yapar o. Piş, yağlı piş. Mekanizma. He, yağlı mekanizma. Tamam. Gazlısı olan çok pahalıdır. Hava tekrar orada. Gazlı olan da var. Tamam. Şu anda araba lastiğine hava değil gaz basanlar var. Daha çok darbe üzerine alsın diye. Şu anda hava lastiği sokakta vesaire basıyoruz ya. Aslında şu yeni bir çıkan bir gaz var. Gaz basılıyor şu anda. Tamam mı abi? Kaç tane darbe kesici oldu? Lastik, yay, amortisör. Şimdi 3 tane. Yani darbeleri getirdi düşürdü. Daha da olursa koltuğa, koltuk yaylarına aktarılıyor. Şimdi bu koltuğa kadar arabanın parçalarına hem seni rahat seyahat ettirsin, hem de darbeler arabanın aksamına, hareketli aksamına ulaşmaması için bu sistem kurulmuş. Tamam mı? Bunu anladık mı? Dolayısıyla çok az sana şöyle şeyler oluyor, darbeler oluyor. O da esnek. Reyaldandık. Şimdi ben bunu Risale-i Nur'a uygulayacağım ve güvenli bir araba seyahati yapıyorsun. Böylelikle. Kalitesi olursa bu parçaların. Tamam abi. Şimdi ilk önce 4 tane lastik. Yani ilk darbe yalan. 1. İhlas lemasındaki lemalardaki 4 dustura işarettir. 1. Nedir o? Hayatına ve aile ve hayatına rıza ilahi hakim yap. 4 düstur. Kul vallahi ehed. İhlas suresi de 4 ayettir. 4 düsturdur. Vicdanın 4, vicdanın anası erbası, ruhun 4 havası olan 4. 4 kitap, 4 peygamber, 4 kıye. Bak uyguluyoruz. Kaçıncı sözdü? 4. Yani o 4. sözde bir adamın 4 kıyılı çantası vardı ya sırtında. He? 3. söz. Ne vardı orada? Niye 5 kıyılı, 3 kıyılı demiyor da 4 kıyılı çanta var? 4 kitaba, 4 peygambere, 4 mezhebe, 4 mevsime, İhlasın 4 hakikatına, İhlas Risalesinin 4 ayetine. Tamam abi, onu uyguluyorum şimdi. 1. Araba ile seyahat ederken o aile hayatıdır. Lastik ihlas dusturlarımızdır. 1. dustur kendi hayatına, içsel alemine ve aile hayatına rıza ilahi hakim yap. 2. dustur, 2. lastik birbirinizi tenkit etmeyin. Kendi özgüvenini güçlendir. İnkısarı hayale uğrama. Eve despotluk yapma. Üstünlük taslama. Kendini ve aile hayatına edile-i şeriyi hakim kıl. Kendini değil, edile-i şeriyi. Yani kitap, sünnet, icma, kıyas. Tamam abi. Bak, uygulanırsa Resul hayatın işlevi olur. Yoksa kitapta kalır. Yani uygulamaya geçirmenin yolu hayatta görmek gerekiyor onları. Bak devam edeyim, göreceksin, şaşıracaksın. Hayata. 3. Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Yani evde. Yani namus korumak, can güvenliği, mal güvenliği, birbirine güven, birbirini aldatmamak da nedir o? Kuvvetleşirsiniz. Can ve mal güvenliği. Tamam. Can, mal, namus güvenliği aileyi güçlendirir. Bu da 3. dusturumuz. 4. dusturumuz eşinin ve evladı ihalenin meziyetleriyle iftihar et. Onlarla sevin, onlarla üzül. Unutma. Aranızdaki münasebet şeyh mürit irtibatı münasebeti yoktur. Birbirinizi hayra teşvik edin. Güzellikleri onaylayıp dışarıya çıkarın. Maşallah, Allah razı olsun. Eline sağlık. Ne güzel yapmışsın. Yani ne güzel ifade etmişsin. Deyin, onaylayın.
İltifat cimrisi olmayın. Elin oğluna, sokakta elin insanına yaptığınız iltifatın onda birini eşinize yapın. İyilikleri onaylayın. Onaylarsanız iyiliğin çapı genişler. Çünkü benim bir iyiliğimi onaylarsanız vay be tamam demek ki bu şeydir diye ben onu ne yapıyorum? Daha iyisini yapıyorum. Sakın değiştirmeye kalkma. Çünkü değişime insan direnir. Delili kimdir? Sensin. Hangi özelliklerin var bak değiştiremedin. Niye karşındakini değiştirmeye kalkıyorsun? Beklentilerini azalt, rahat edersin. Demek ki iyilikleri onayla. İyilikleri en az 10, kötülükleri 1 gör. Ve öyle davran. Allah normal günlerde bir iyiliği, bir haseneyi 10 yazıyor. Günah 1 yazıyor. Kadir gecesine bir iyiliği 30 bin. Berat gecesinde 20 bin yazıyor. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Bakın uyguluyorum Resul. Bunu uyguluyorum kardeş. Haseneyi 10 yazıyor mu? O zaman birbirimizde dershane hayatında, aile hayatında iş mi? Bir iyilik görürsen 10 gör. Allah'ın ölçüsü o. Bir iyiliğini 10 gör. Çünkü iyilik yapmak zordur. İyilik şartları çok zordur. Biri 10 gör. Evde gördüğün bir tanesinde kötülük 1 gör. Onu genelleme. Geçmişte de irtibatlandırma. Sen böyle dedin bana, şunu kastettin. 2 sene önce falancanın düğününün kapısında da böyle demiştin ama ben anlamamıştım. 7 sene önce de böyle demiştin. Var ya sen, falan yerde de böyle demiştin diye genelleme. İrtibatlandırma. Allah'ın kanununu niçin söylüyor bize? Uygulayın diye. Allah kullarının bir iyiliğini en az 10 görür. Kadir gecesini 30 bin görür. Berat gecesini 20 bin görür. O zaman birbirimizdeki aile hayatında, dini cemaatler, cemaat içerisinde ve insanlı ilişkilerde haseneyi 10 göreceksin. Günahı bir göreceksin. İyilikleri, çoluk çocuğunun iyiliklerini 10, kötülüklerini bir gör, öyle davran. Rekabete karı koca münasebetleri, dershanedeki şeyleri, arkadaşlar birbirlerine rekabete girmemeli. Nefse emmareni ölçü yapma, birbirinizi kıskandırmayın, hassas noktalarına dokunmayın. O konuda hassas. Bu arabanın 4 lastiği. Oldu mu abi? İlk darbeleri bunlar aldı mı? Kasise girdik darbeyi aldı mı? Şimdi yaya geçelim. 4 tane yay. Bundan artanı yay ne yapacak şimdi? Karşımdaki kasislerden maksat sıkıntılar mı? Sıkıntılar, beklenmedik hadiseler. Ummadığın şeyler. Onu şeyde kullanacağım. Uçuyoruz. Mesela dağ. Fekkurakkabe. İnsan hedefi alası. Maksada varacak dağ. Döne döne gidiyor. Viraj almayacak mı? Yani benzin bitecek, istasyonlara uğrayacak. Ondan sonra yemek yiyecek. Kar gelecek. Tamam, onları konuşacağım şimdi. Yani daha sif yol düz müdür? İnişlidir, çıkışlıdır, rampadır, sağ dönüşlüdür, sola dönüşlüdür. 4 tane yay. Şimdi okuyacağım. 4 tane. Birinci yay. Eve haramları sokma. Yay. İkinci yay. İsraf, maddi ve manevi israf yapma. Üçüncü yay. İtidal idem, inatlaşma, kin, nefret ve adavete girme. İtidal idem şu. Bir anda böyle. Yani beklersiniz ocakta. Süt kaynıyor ya süt. Süt çok acayip kalleştir yani. Affedersiniz patates yemeği de öyledir. Bak 30 sene mutfakta ben dersen nöbet tuttum. Şimdi beklersin yarım saat 20 dakika sütü. Ya ne vardı falan ne dedim bir döndü patladı. Pişş darmadağın etti. Ne tencere kaldı ne ocak kaldı. Buna itidal idem. Vel kazimine el gayze vel afine aninnas. Allah diyor ki İtidal idem, yani bir anda patlamayın. İnsanları affedin, öfkenizi yutun. Ya ben böyleyim, beni böyle kabul et, ben
Madem sen öylesin, değişemeyeceksin. Allah niye sana değiş diyor? Ben değişemem. Diyen en büyük ihaneti yapıyor kendisine. Madem değişemeyeceksen Allah değiş niye diyor? Kabire kadar her zaman değişim var. Hatta kabirde de var değişim. Terakki var orada da. Ta kıyamet kopana kadar. Demek ki ben değişemem diyenler değişme niyetleri yoktur. Kimler bunlar? İnat tiplerdir. İnatçıları değiştiremezsiniz. En çok değişime direnen inatçılardır. Problemli insanlardır. Demek ki birinci yay, evine haram sokma. İkinci yay, maddi ve manevi özel hayatında da maddi ve manevi israfa girme. Üçüncü yay, itidal idem anlattım. Aşık, devam ediyorum. Evde ve arkadaşlarınızla beraberken inatlaşma, kin ve nefret ve adavete girme. Arabanın dördüncü yayı. Arabayı kullanıyorsan sonra geldiğin için bu ne yaydan bahsediyor diye şey yaparsın. Araba giderken kasisi geldiği zaman ilk darbeyi lastik alır. Alacağını alır. Havaya girdim bir de girmeyeceğim. Oradan artan çoğunu alır yay darbeyi. Oradan atanı kalemin içindeki yay gibi var ya böyle. Helezonik yay deriz biz. Motorcu olduğum için. O alır. Oradan artanı amatüsör alır. Amatüsör böyle çalışır. Birbiri içine çalışır. Üçüncü darbeyi koltuk alır. Artık ondan sonra sensin. Çok aza düştü. Üçüncü yay okuduk. Dördüncü yay. Ailevi sorunları çözecek ortak ölçü kaynakların bir olsun. Yani dert, sıkıntı, kavga çıktı diye üzülme. Sakın üzülme. Çünkü peygamberin hayatında da evinde de sıkıntı oldu. Hatta babasının evini gönderdi. 40 gün mü ne kalmış? Hatırıma kaldığı kadarıyla. Peygamberin hayatında da ailevi sorun oldu. Bu bize gösteriyor ki ailevi sorun olmamak mümkün değil. Niye? Sen tamamen kendinle barışık mısın? Mümkün mü? Bir sürü ilişki ve çelişkiler var. İstediklerim olmuyor, arzu ettim, pişman oluyoruz, yapmasaydım, demeseydim, demiyor muyuz? Diyoruz. Peki onunla nasıl olacak? O da bir nefis. Ben kendimle daha barışık değilim tam. Onunla nasıl barışık olacağım ki? Hani sıkıntı olmaması mümkün değil. Peki ailevi ahengi meydana getiren %60 Allah aşkına %60 ortak birliğiniz varsa yetiyor. Evlilikte de öyle diyorum. %60 ortak tarafınız varsa tamam. %100 yoktur. %100'e ben Allah ile yokum ya. %100 Allah ile ben irtibatım yok. %100 Allah'ın dediği gibi değilim ya. Nerede olacaksın? Mümkün mü? Yani Allah Resulü'nün evinde de sorun çıkmıştır. Bunu hem burada da kullanacaksınız hem evde de söyleyeceksiniz ders yaparken de. Sizler yani. Bu ders şeydi eğitme. Ne yapacağız? Allah Resulü'nün evinde de sorun çıkmıştır. Sorun nedir? Sorunu farklı çözümlerle çözmek sorundur. Sorun sorun olur. Sorun sorun olursa sorun sorun oluyor. Nedir o? Uygulayayım. Televizyonu almayalım diyor. Hanım. Adam diyor ki görmüyor musun müftüde de var diyor ya. Falan hocada da var. Bu çözümü nereye götürmüş? İslamiyet'i yaşamayan adama götürmüş. Bu da diyor ki gariban kitapta böyle yazıyor diyor. Haramı sokmayalım. Sirayet var diyor. Veya bu olur. Kadın olur. Erkek olur. Yani olayları çözümlemede kullandıkları yöntem farklı. İşte bela budur. Ya biz sen mi akıllısın? Sokakta görmüyor musun? Bu da kitabı gösteriyor. Sorunu aslında seni güçlü yapmak içindir. Sorunu sorun yapmak, çözüm yöntemini bilmemek. Tamam? Ve farklı yöntem kullanmak. Bu dört tane yay oldu mu abim? Esas şimdi şeye giriyoruz. Amatüsöre giriyoruz. Dört tane amortisör. Amortisör. Bir, esnek olmak. İnsanlara hata yapma imkanı vermek. Tepesine kartal gibi, helikopter gibi inmemek. İki, bencil ve ben merkezli olmamak. Esnek ya amortisör. Üç, empati yani karşıki taraf olup öyle ona bakmak. Yani şu, gözünü kapa, eşine geç. Eşimin anne babasının dini ve uhrevi eğitimleri, kültürleri
ve kazandıkları helal haram. Bak gözüm kapalı oradayım. Kayınpederim, kayınvalidemin, o insanlardan doğan eşimin aldığı dünyevi ve uhrevi eğitim, ana babasının yedirdiği helal haram, ana babasının nikah durumu, eşimin büyüdüğü yer, eşimin cinsiyeti kadınsa, erkek eksikse kadın, aldığı eğitim, gündelik hayatındaki bir sürü sorunlar ve sorumluluklarına gelen sıkıntılarla boyalan, oradan bak bakalım. Buradan baktığın gibi mi? Ona hitap et. Yani hani muhakemede diyor, bir şeyin diyor şerefi neslinden değil de zatındandır diyor. Onu nasıl çalışıyor? Şöyle, şimdi diyelim ki Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh. Soya dayalı o. Bu eğitimden bahsediyorum. Aldığı eğitim. Kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. Şimdi bu dediğimiz eğitim %30 genetikten alır. Bunu bir şey genetikçilerden aldığım bilgidir. Yani ne kadar uğraşsan da %30'u ailenden değiştiremiyorsun. Yani öyle büyümüşsün. Yani illa genetik derken orada büyüdün. Yani şıp burnundan düştü babasından derler ya. Yani orada büyüdün. Oradaki kültür var. Kültürün insan üzerindeki tesiri var. %10 ile %30 arasında değişkendir. %70 kendindendir. Yani soy oradaki kasıt kişinin değeri kendindendir, neslinden değil. Yani fıtratı. Fıtrat herkes müstakildir. Kendindendir. Ama biz ümmi değiliz. Peygamberimiz Aleyhisselam'a ümmi denir. Ümmi bir manasıyla, zahir manasıyla, lügat manasıyla okuma yazması olmayandır. Batın manasıyla, evvel manasıyla fıtratına müdahale edilmemiş demektir. Yani biz okula gittik, öğretmen müdahale etti fıtratımıza. Anne baba müdahale etmiş fıtratımıza. Çizgi filmler müdahale etmiş, televizyon müdahale etmiş. Allah sonsuz şükürler olsun ki bizim evde televizyon hiç olmadığı için onları bilmiyor. Yani neyiz? Ümmilikten çıkar. Ümmi demek anasına doğma gibi. Annesine doğma gibi değiliz yani. Fıtratımıza müdahale edilmiş. Dolayısıyla bu yüklenilendir. Dördüncü şeyimiz, üçüncüsü empati yap demiştik. Dördüncü amatüsörümüz, doğru söylemek, doğruları yapmak için malzemelerini ve bildiğin doğrularını uygulayabilmediklerini öğren. Yani kemoşta, kematoşta, ionoşta doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre doğru yerde, doğru insanlarla doğru şey yapmalı, bilmediklerini yüklenmek. Dördüncü amatörümüz de bu. Esas koltuğa geldik. İnsana temas eden. Şu koltuk var ya. Şöyle sağlanıyor. Şimdi esas sana temas eden koltuk çok cami. Külliyattan çok cami. Yolcuların oturdukları koltuklar. Bir. Af yolunu tercih et. Bak hangi risaleyi uyguladım göreceksin. Demeyeceğim. Bakayım bulabilecek misiniz? Hangi risaleyi uyguladım? Aynen uyguladım. Sen af yolunu tercih et. İnsafsız nazarın ve düşkün fikrini hakem yapma. 2. Yani koltuktan bahsediyorum. Madde madde. 2. Kötülükleri fusilet. Yani 41. surenin 34. ayetinde şöyle diyor. Çok orada geçiyor, risalede geçiyor bu ayet. İyilik ve fenalık bir değildir. Ey iman eden kişiler, ey iman edenler. Sen fenalığı, bak şimdi, sen fenalığı güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün. Tamam mı? Yani kötülükleri iyilikle sav. Üçüncü madde derken koltuğun üçüncü maddesi. Her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir. Bilmek. Koltuk. Rahat etmek için. Başka. Kalbindeki adavete adavet et. Eğer düşmanlık etmek istersen kafirler çoktur de. Fenalıklara iyilikle mukabele et.
1, 2, 3, 4, 5. Yani koltuğun 5. maddesi. Allah Celle Celaluhu sizin bir hasenenizi en az 10, günahınızı 1 yazıyor. Sen de eşine ve Müslüman kardeşine böyle davran. Kızma, kızma olur ama en fazla bir uyku kızma olur. Kızma olur. Rüştü abinin şeyini söyleyeceğim şimdi. Müslüman da Müslümana kızmak en fazla 3 gündür. Tamam mı? 3 gündür. Bir nurcunun kızma hali en fazla bir uykudur. Uykuya yattın, kalktın bitmeli. Hala bitmemişse yazık sana. Şahsi hukuksa. Ama en fazla bir uyku haline kadar olmalı. Uyandıktan sonra devam ettirmemeli. Başka? Affedince gücün ve hakimiyetin azalıyor. Azalmıyor. Ya ben affedersem, alttan alırsan tamam hanım veya tamam kardeşim, en haklısın. Zannediyor ki hakimiyetim azalıyor, gücüm azalıyor. Tam tersine bilakis vicdanına hakim oluyoruz. Vicdanına hakim oluyoruz. Başka? Ya bana yanlış yaptı, görmüyor musun ya? Hakikaten ya bu yanlış diyor, yapıyor düpedüz. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efaline kadere fetva verdin ki Allah sana bunu musallat ettiği sırrı gör. Kendinde görmediğin kusurunu gör. Kusuru gör. Başka? Bir gün değmeyen küsmeleri günlerce yaymamalı ve geçmiş hatalarla bağlamamalı. Sen düğünün kapısında da böyle yapmıştın, evlenirken de böyle yapmıştık. Sen var ya şöyle demiştin eşi ve arkadaşına. Bunu başka bir yerde misal veriyor. Diyor ki bu yaşa kadar kaç yaşındasın? 31. Bir varil düşün. 31 sene içinde attığın tükürükleri atsalar havariyle. Sen de içine girsen boğulursun. Şimdi niye bir şey yok? Çünkü 31 seneye yayılmış. Affedersiniz, özür dilerim. 31 senede attığın gazı şu anda bir odaya atsalar, seni bıraksalar, senden çıkan gaz seni öldürür. Zehirler, Saddam'ın kimyası olmaz gibi öldürür. Peki, niçin böyle 31 sene yayılan bir şey? Sen şimdi topladın, ne kadar zulüm yaptın? Ha, bana böyle dedin. 2 senede önce böyle yapmıştın. 7 sene önce düğünün kapısında, arabayla giderken, şöyle mutfakta böyle demiştin. Şöyle eklemek aynen bunun gibidir. Başka? Unutma, kavga iki diri arasında olur. İki dik kafalarda olur. Mesela ben çok nokta insan yıkadım. Eldivenim giymişim. Şey var ya, şofbeni açmışım. Hiç bakmadın sıcak suya. Adama ilk önce böyle bir su döküyorsunuz. Tamam mı siz? Bilmezsiniz. Cesedi böyle kabatasta bir su dökersiniz. Şimdi bakmadım, dalmışım şeyde de su döküyorum böyle de. Meğer ateş gibi su dökmüşüm adama. Sonra bir baktım elime. Sonra dedim ki özür dilerim, hakkını helal et dedim ya. Şimdi niçin bunu diyorum? Şunu diyorum. Kavga iki diri arasında olur. İki diri. Ölüyle olmaz. Niye bana bir şey demedi? O ölü. Ölü olduğu için. Ha, demek ki kavga ediyorsanız ikisi diridir. İki tane enanet var demek. Küsmelerin, kavgaların hele çocuklarımızın yanında olmamalı. Çünkü onlara müthiş bir güvensizlik getiriyor. Başka? Elinde değilse kötü davranma, gıybet etme, sağda solda anlatma, kusurunu da anlarsan affa sahip olursun. Ne yapayım ya? Kurtulamıyorum, dua edin, Allah lanet etsin bu nefse falan. Kusurunu anlarsan, tövbe ve istiğfar edersen, onunla amel etmezsen, gıybet etmezsen afa müstahak olursun. Ayrılmaların getirisini kağıda yaz. Beraber iken sıkıntıları da yaz. Hangisiyle katlanılır bir bak. Şimdi onu şöyle yapıyoruz. Boşanacaklara da, ailevi hayatta sorun olanlara da. Şöyle diyor. İlk önce en ağırından başlıyor. Boşanacaklara. Şimdi bir A4 al. Tamam mı? Şimdi
Oraya beraber yaşamak, boşanmaya iktiza eden sıkıntılarını yaz. Bunu bulamazsınız bir yerde bu dediğimi. Bu bir yerde yoktur. Bu anlattığım bir yerde yok. Benim düşündüğüm ruhsal şeyi. Ya dayanamıyorum abi işte, bak geçinemiyoruz, yani bir sıkıntı var. Tamam, bir sürü şey anlatırız. Hiç onlara girme. Al abi 4 adı kağıdı. Aldın mı abi? Al kalem. Beraber olmanın getirisini, sıkıntılarını yaz. Bundan dolayı, bundan dolayı, bundan dolayı, bundan dolayı tahammül edemiyorum. Tamam abi. Katla onu. Git bir tane divan altına koy. Gözükmeyen bir yere sakla kağıdı. Tamam. Boşanmadan önce. 2. 3 gün sonra bir kağıt daha. Oraya yazdıklarının dışında beraber olmak iken, evli iken var olan sıkıntıların orada o birinci kağıda yazmadıklarını da yaz. Şundan dolayı, bundan dolayı, bundan dolayı tahammül edemiyorum. Bunu da katla. Onu da dolabın üzerine koy. 2 mi etti? 3. 4 tane olması lazım. 3 gün sonra 3. kağıdı al. O 3 tane, 2 tanesine yazmadığın boşanma sebeplerini yaz. Bundan dolayı, bundan dolayı ben çekemiyorum, kaldıramıyorum, tahammül edemiyorum. Yaz. Bu kağıdı da katla, git çamaşırların içine sakla. Ayrı ayrı yerde olacak. Sirayet etmeyecek. 4. gün, mutlaka 4. İhlas suresi, kulü vallahi et Allah'a sönet, İhlas suresiyle beraber bu parayla götürdüm. 4. kağıt. Tahammül edemiyorum, canım sıkıldı, benim de yıprandım, psikolojim bozuldu, artık ben de kaldıramıyorum, götüremiyorum dediklerini, 3 kağıda yazmadıklarını 4. kağıda yaz. Tamam mı? Katla. Bir o 3 tane ne olmadığı yere gizli gene bir yere sakla. Sakladın mı abi? Sakladın. Tamam. 3 gün geçsin. 3 gün geçsin. Geçti mi abi? 4 tane kağıdı al önüne. 1, 2, 3, 4. O 4 tane ayrı ayrı fikirleri, yani bir anda yazmamışsın. Daha ekleme. 4 günden sonra daha ekleme. Çünkü ondan sonra artık hisler giriyor. Genel ana tema değil artık. Zaten ilk kağıt oydu. Yani 3 gün sonra, 4 gün sonra ha bana mutfakta böyle demişti. Bu sebep değil. İlk ne aklına geliyorsa, çarşıya gittiniz, ne doldurdunuz? Poşetin ağzında ne varsa ilk o dökülür. 4. gün sonra ne geliyorsa sakın ekleme. Aldatır orada seni. 1. kağıtta ne var? Yazdın mı abi? 1, 2, 3, 4 tane hamur yap. Hamur yap. Ana temaları yaptın mı? Madde yazdın mı abi? Yazdım. Tamam. Bunu teke düşürdün. O 4 tanesini sil. At çöpe. Teke düşürdük ya. O bir tane. Git onu bir yere sakla. Tamam mı? 4 tane attık. Attık mı çöpe? Bir yere düşürdük. Şimdi 3 gün sonra bunu sakladıktan sonra, boşandıktan sonra benim aklıma, psikolojime, kalbime, ruhuma, hayatıma boşanmak neler getirir? 2. Çocuklarıma babasız, annesiz olması neler getirir? 3. Boşanmaktan benim aileme ve onun ailesine nasıl yansır, nasıl sıkıntılar olur? Yani boşandıktan sonra benim psikolojim, yani kapıdan çıktı diye kafadan çıkar mı eş? Çıkmaz. Dimağıma yapacağı tesir, kalbime yapacağı tesir, vicdanıma yapacağı tesir. 3. Ruhuma yapacağı tesir. 4. Hayatıma nasıl etkiler? Yani içtim hayata düşerim, çalışırım, hangi işler beni bekliyor? Bunu boşanmaktan dolayı, boşandıktan sonra olabilecek sıkıntılarını 1. kağıda yaz. Yazdın mı abi? Anatema. Zorlama. Gelenleri yaz. Dırırırt. Zorlama. Neydi diye sakın düşünme. Gelenleri yaz. Katladın. Ya şunu da yazayım deme. Sakın açma. Bitti o. Yazdın mı abi? Katla. Git hiç ulaşılmayan bir yere sakla. 3 gün geçsin.
3 gün sonra ikinci kağıda boşanmadan bana, çocuklarıma, aileme ve hayatıma nasıl geçineceğim? Nerede oturacağım? Ev hayatı nasıl bulacağım? Nasıl bu adetullah'ta nasıl uyuyacağım? Nasıl giyineceğim? Yaşım nasıl olacak? O boşanmaktan bana gelen, işte kafamda o çıkarsa ne olur? Evde bu insan olmasa, bunun nefesi olmasa ne olur? Boşanmaktan gelen birinci kağıtta yazmayıp hemen hatırına gelenleri yaz. Zorlama sakın şöyle. Şöyle yapma. Ya burada var. Hayır. Hemen öne çıkar. Bunu da yazdın mı abi? Üçüncü kağıdı da yap böyle. Dördüncü kağıdı da böyle yap. Tamam mı? Ayrı ayrı yerlere koydun mu? Koydun. 3 gün sonra aynı birincisinde yaptığın gibi 4 tane kağıdı önüne koy. Çıkar önüne. 1, 2, 3, 4. Yani boşanmaktan ortaya çıkacak ailevi, psikoloji, ruhi ve hayati neticelerini bir kağıda hulasa yap. Sakın onu yaparken yeni ekleme yapma. Sakın. Onlar derinliklerde bulunan şeytanın şeyidir. Senin fikrin yani değil. Onu teke düşürdük mü abi? 4 tane kağıdı yırt çöp at, tek kağıt. Git onu bir yere sakla. Daha öncekisi yaşayamıyorum ve evliyken yaşayamıyoruz. Dershanedeyken, dershanede aynı kullan. Yaşayamıyoruz derken onun niçin yaşayamıyorsun? Sıkıntıların bir kağıttaydı. Boşandıktan sonraki başına gelecek sıkıntıları sence tahminen bir kağıda koyduk mu abi? Koyduk mu, ikisini farklı yere sakladık mı? 2 kağıttır. 3 gün sonra ikisini çıkart. Koy önüne. Hangisi galipse öyle yap. Ve hiç korkma, yürü. Artık sabret. Ve artık kesinlikle hakem arama, kimseyle danışma. Korkma, yürü. Tamam. Şimdi bunu iç aleminde de, dershane hayatında da uygulayabilirsiniz. Şimdi uçuyoruz adlı kısa bir 5-10 dakikalık bir cümleler lazım olacak şeydir. Uçuyoruz. Uçak sıf motorla uçak, sırf motorla, sırf kanatla uçamaz. Uçak sırf motorla, sırf kanatla uçamaz. Motor iman esaslarına, kanat İslam esaslarına. Yavaş gideyim mi? Uçak düşünün. Motor çalışsın, ne kadar bağırsa bağırsın. Kanat yoksa gider de gider. Araba gibi gider. Kanadın olsun, motorun olmasın, ne yaparsa yapın uçmaz. Tamam mı abi? Motor iman esaslarına, kanat İslam esaslarına, kalktığı yer ruhlar alemine, varacağı menzil ahiret yurduna, devamlı değişen, kararlı olmayan hava alemi, alemi şehadete, türbülans hayatın olumsuzluklarına ve zanlarımıza. Uyduyla irtibat, uçak uyduyla irtibatlı peygamberlere. Yerden komutları alıp şekil alman ise yer. İkide bir şey değiştiriyorsun. Yer değişince Almanya, Avusturya, Makedonya, Romanya, tamam mı? Ondan sonra Bulgaristan, Türkiye. Gittiğin yerden komutlar alıyorsun. Aşağıdakiler sana güzergah belirliyor. Koordinatın şudur diyor. Bundan ayrılma. Uydu nereydi? Peygamberlere. Yerden komut alıp şekil alman ise imamlara. Kara delik ise uçağa, Ene'ye. Hostes ve uçaktaki servisler nefsani hayata, kaptan akla, yardımcı kaptan pilot ise cemaatlere, yolcular ise hayatın ve etzasına, hayatın etza ve efratlarına,
bagaj amellere, uçağın bütünlüğü ruha, uçak önündeki tehlikeli yerleri gösteren radar ise ferasete, basirete, dirayete, kemalata. Beklemedik hava hareketleri hadisat-ı alemden bize bağlı olmayan gelişen hadiselere, detaylarını da siz tamamlayın. Bunsuz yapamazsınız. Tamam mı abi? Evlilik de böyle. Şimdi Risale-i Nur'daki o dusturları hayata uyguladık. Neydi birincisi? Bir araba sihatlı, yere tutan, yere tutunan, ha şeyi de o atladım onu. Dağda hedef, gayi maksat. Viraj, gelişen olumsuzluklar arabada. Biliyorsunuz, viraj alırken, sola vururken, sağa dönerken, bak sağa dönüyoruz. Dönerken iç lastik 8 döner. Dış lastik 11 döner. Çünkü viraj alırken ikisi eşit giderse virajda kesinlikle araba devrilir. Devrilmesi bile savrulur. Ne yapar? Buradaki bir dişli var. Sekromenş dişlisi diyoruz vesaire. Defransiyelde. Defransiyel bir dişli var. Bunu yapıyor. Bunu tutuyor. Diyor ki sen eşit dönme. Bak nereye uygulayacağım. Sen 8 dön, sen 11. Bu susman gereken yerde sus. Eğer ben de eşittim, aynı dersen gidersen dıttırı dıttırı seni savurur. Ya takla atarsın ya savurur. Yolda hiç kimse düz bir şey beklemiyor. Suudi Arabistan kutup değil, şey ekvator değil. İniş çıkışlar vardır. Rampalar vardır. Bu da hadisat-ı azimedir. Karda gitmen gerekiyor. Lastik takman lazım. Bu da çocukların dünyaya gelmesi ve sıkıntılara karşı lastik takmandır. Yolda giderken benzine ve gıdaya dinlenme ihtiyacın olacaktır. Bunlar da dini cemaatlardır. Dini cemaatlardır. Orada dolacaksın, orada teneffüs edeceksin. Tamam? İstasyonlardan benzin dolduracaksın. Şimdi bir de direksiyon mili var böyle, tamam mı? Direksiyon mili var. Bu direksiyon ilimdir. Direksiyonun bağlı olduğu mil var, tamam mı? Direksiyon paneli diyorlar, tamam mı? Bu kol, direksiyon kolu yani. Mil diyorlar bazı. Bu da sadakattır. Sadakat. Bu lastik üzerine şey yapıyor. Lastik de okuduk. Ondan sonra şey yap. İşte bu hadisat-ı alemdir. Tamam mı? Gelişen mesela. Uçaktaki şeyi yazmadı mesela. Uçakta türbülans olduğu zaman şey hemen çok olursa uçağın ortasında klepele dedikleri kapaklar var. Açılıyor, boşluk oluyor. Gelen basınçlar, hava basınçlarını çok azaltıyor. Oraya kanada vurmuyor, o boşluktan aşağı gidiyor. Bu tövbe ve istiğfardır. İstihaze de olur mu? Tövbe, istiğfar, istihaze aynı şeyler. Yani şeydir, o virajda peki dağa tırmanacaksın. Dünya fekkurak kabe demiş. Öyle herkesin dünyada tırmana şeyi var. Demek ki araba yol nedir? Fikirdir. Yürüyen sensin. 4 tane lastik, İhlas'ın 4 ayetini 4 İhlas dusturuna, Edile-i Şeriye, 4 kitaba, 4 peygambere, 4 hakikata, 4 melaikelere dedik. Sonra o sıkıntıyı, o kasisi'deki titreşimi, darbeyi, lastik alması hava enedir. İlk darbeyi o alır. Artan biraz kalmış darbeyi, helezonik yay. Arabanın ikinci darbesine muhataptır. Bu ya ikide bir devam eder, etmesin, durdursun diye amatisör vardır, amortisör. O var. Hem titreşim üzerine alır, hem yayın titremesini durdurur,
hem arabayı yere tutar ve direksiyon hakimiyetini sağlar. Daha artanı koltuğa gelir. Koltukta daha hafif bir titreşim olur. Koltukta ne demektir diye anlattım. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tümas salavat.